sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üstlü denklemler konusunu işleyeceğiz. Birinci kural. A sayısı artı eksi 1'den ve 0'dan farklı olmak üzere x üzeri n eşittir a üzeri n denkleminde n çift ise x a'ya eşit olabilir veya x eksi a'ya eşit olabilir. N tek ise x a'ya eşittir. Yani üstler eşitse tabanlar da eşittir ifadesi kısmen doğrudur. Ne zaman doğrudur? Üst tek sayı olduğunda. Üst çift sayı olduğunda negatif sayıdan çift kuvvetleri pozitif olduğu için x sayısı a'ya eşit olsa veya x sayısı eksi a'ya eşit olsa da eşitlik sağlanır. X eksi 2'nin karesi 25. 2x artı 1'in küp eşitliği 27 denklemlerin çözüm yöntemini bulalım. Birinci denklemde x eksi 2'nin karesi eşittir 5'in karesi yazabilirim. Üstler eşit. X eksi 2 5 olursa eşitlik sağlanır. X eksi 2 eksi 5 olsa da eşitlik sağlanır. Neden? 5'in karesi de 25 çıkar. Eksi 5'in karesi de 25 çıkar. Birincisinden x eşittir 7. İkincisinde x eşittir eksi 3 bulunur. Yani birinci denklemin çözüm kümesi eksi 3 ile 7'dir. İkinci denklemde ise 2x artı 1'in küpü eşittir 27. 3'ün küpü. Küpü 27 olan bir tane sayı var. 3. 2x artı 1 eşittir 3. Buradan x eşittir 1 bulunur. İkinci denklemin çözüm kümesi de 1 elemandır ve 1'dir. İkinci kural. A artı eksi 1'den ve 0'dan farklı olmak üzere a üzeri x eşittir a üzeri n denkleminde x eşittir n'dir. Yani tabanlar eşitse üstler de eşittir. Örnek olarak 4 üzeri 2x eksi 3 eşittir 8 üzeri x artı 3 denkleminde x kaçtır? Tipik bir üstlü sayı denklem probleminde yapılacak olan işlem her iki tarafı tabanlara eşit hale getirmektir. Buna dikkat edersek 4 ve 8'in her ikisi de 2'nin kuvvetidir. 4 yerine 2'nin karesini yazdım. 2x eksi 3. 8 yerine de 2'nin küpünü yazdım. X artı 3. Kuvvetin kuvveti alanında kuvvetler çarpılacağı için sol taraf 2 üzeri 4x eksi 6. Sağ taraf 2 üzeri 3x artı 9 olur. İkinci kuraldaki ifadeyi elde etmiş olduk. Her iki tarafta tabanları aynı olan denklem elde ettik. Dolayısıyla üstler de eşittir. Yani 4x eksi 6 eşittir 3x artı 9. Buradan x eşittir 15 bulunur. 4 üzeri x artı 4 üzeri x artı 4 üzeri x artı 4 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x eşittir 3 bölü 4. Denklemde x kaçtır? Sol tarafta payı 4 çarpı 4 üzeri x paydası 3 çarpı 3 üzeri x'tir. Eşittir 3 bölü 4. Şimdi bizim amacımız şu olacak. Her iki tarafta tabanları aynı üst sayılar etmek. Sol taraf 4'ün x artı 1. kuvveti bölü 3'ün x artı 1. kuvvetidir. Sağ taraf 3 bölü 4. Üst sayıda bölümünü hatırlarsanız üstler aynı olduğunda tabanlar bölünür üst ortak üst yazılırdı. Yani sol taraf 4 bölü 3'ün x artı 1. kuvveti. Sağ tarafı da tabanı 4 bölü 3 olarak yazmak istersem payla paydayı 7 değiştireceğim. Üstü sayılarda payla payda 7 değiştiğinde üstün işareti değiştirir. Yani 3 bölü 4 yerine 4 bölü 3 yazarsa üzeri eksi 1 yazarım. Yani çarpmaya göre tersi yazdım. Her iki tarafta tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşittir. Yani x artı 1 eşittir eksi 1'dir. Buradan x eşittir eksi 2 bulunur. 4 üzeri 2x artı 3y eşittir 8 üzeri 2'ye çarpı 16 denkleminde x kaçtır? Yine tabanları eşitlemek istersen sol tarafı 2'nin karesinin 2x artı 3y kuvveti eşittir. Sağ tarafı 2'nin küpünün 2y kuvveti çarpı 2 üzeri 4 olarak yazdım. Kuvvetin kuvvet alanında kuvvetler çarpılır. 2 üzeri 4x artı 6y eşittir.
3 ile 2'ye çarparsa 6y eder. 4 de burada 2 üzeri 6y artı 4. Yine her iki tarafı tabanına eşit hareket ettim. 4x artı 6y eşittir. 6y artı 4 oldu. 6y'ler sadeleşirse 4x eşittir. 4 denklemi yani x eşittir 1 elde ederim. Üçüncü kural. A farkı sıfır olmak üzere özel bir duruma A üzerine eşittir bir denklemin çözüm kümesi nasıl bulunur? Bu denklemin çözüm kümesi aşağıda verilen 3 denklemin çözümündendir. 1. A 1 olursa eşitlik sağlanır. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 2. A 0'dan farklı olmak üzere zaten burada yazdık. N eşittir 0 olursa denklem sağlanır. Üçüncüsü, A eşittir eksi 1 olduğunda N çift sayı olursa denklem sağlanır. Yani A üzerine eşittir 1 denklemin çözüm kümesini 3 parçada incelersin. Taban 1 olabilir. Taban 0'dan farklı ve üs 0 olabilir. Taban eksi 1 ve üs çift sayı olabilir. Örnek olarak x eksi 2'nin x artı 1. kuvveti eşittir 1. Denklemin çözüm kümesi nedir? Birinci durum. X eksi 2 1 olabilir. Bu durumda denklemde x eşittir 3 çıkar. 2. Üs 0 olabilir. X artı 1 eşittir 0 ise x eşittir eksi 1 olabilir. Ha, burada dikkat edeceğimiz durum şudur. X yerine eksi 1 yazdığımızda taban 0 oluyor mu? X eksi 2 ifadesinde x yerine eksi 1 yazarsam x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 2 eksi 3. Sıfırdan farklı çıktığı için çözüm olarak alırım bunu. Şimdi birinci adımdan x 3 bulduk. İkinci adımdan x eksi 1 bulduk. Şimdi üçüncü adıma bakıyorum. Taban eksi 1. X eksi 2 eksi 1 yapan sayı x eşittir 1'dir. Şimdi x yerine 1 yazdığımda üst çift sayı oluyor mu? X yerine 1 yazdım. X artı 1 eşittir. 1 artı 1 o da eşittir 2. Çift sayı oldu. Dolayısıyla 1 de denklemin çözümüdür. Hadi dikkat edersek x yerine 1 yazdım. 1'den 2 çıkarsa eksi 1. Kuvveti 2 oldu. Eksi 1'e 2 çıkardı 1'dir. Yani denklemin çözüm kümesi 3, 1 ve eksi 1 sayılardır. Diğer bir özel denklem A üzerine eşittir B üzerine denklemdir. Burada tabanlar ve üsler birbirine farklı. Özel olarak bu şekilde denklemi şunu kasteriz. 1, A ve B aralığında asal sayılar. Yani biri diğer kuvvet cinsine yazılamayacak durumda olan sayılar en azından. İkincisi M ile N tam sayılardır. Bu koşullarda bu denklemin çözüm kümesi her ikisinin de üssünün sıfır olması durumunda mümkün. Neden? Sıfırdan farklı sayılan sıfırıncı kuvveti birdir. Yani N yerine sıfır yazdığımızda ve M yerine sıfır yazdığımızda her iki tarafta bir eşittir bir koşulu da sağlamış olur. X, Y tam sayılar olduğuna göre 3 üzeri X artı Y artı 6 eşittir. 5 üzeri X eksi Y eksi 4 denkleminde X çarpı Y çarpı kaçtır? Bakın burada kuralda belirttiğimiz durum gerçekleşiyor. 3 ve 5 aralığında asal sayılar. Birini diğer kuvvet olarak yazamıyoruz. İkincisi üsleri tam sayı. X ve Y tam sayı ise X artı Y artı 6 ve X eksi Y eksi 4 yine tam sayıdır. Ama bu eşitlik sadece x artı y artı 6 eşittir 0, x eksi y eksi 4 eşittir 0 olması durumunda mümkündür. Taraf tarafa toplarsak 2x artı 2 eşittir 0. Yani x eşittir eksi 1 buluruz. X yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 eksi y eksi 4 eşittir 0, y eşittir eksi 5 bulunur. Dolayısıyla x çarpı y de eksi 1 ile eksi 5'in çarpımı 5 bulunur.